Yaratıcı düşünme ve problem çözme her gün şu ya da bu şekilde kullandığımız yeteneklerdir ve yenilik için gereklidirler. Bununla birlikte tüm insanlar yaratıcı kaslarını düzenli olarak esnetmeye alışkın değildir. İşte bu yüzden size bu videomda işinize yarayacağını düşündüğüm Scamper tekniğini gösterir olacağım. Hepimiz kalıpların dışında düşünme yeteneğiyle doğarız. Sadece genç yaşlardan itibaren beyinlerimiz yaratıcılığı mutlaka hesaba katmayan hızlı ve yardımcı tepkiler vermeye şartlandırılmıştır. Genç yaşlardan itibaren yaratıcı düşünceye daha fazla öncelik vermememiz çok yazık. Çünkü yetişkin olduğumuzda bu düğmeyi çevirmemiz çok daha zor olabiliyor. Ancak bunu yapmamıza yardımcı olmak için yaratıcı süreci canlandırmak ve daha iyi fikirler bulmak için herkesin kullanabileceği birkaç popüler yöntem var. En etkili olanlardan biri, fikirleri değiş tokuş ederek ve mevcut durumla karşılaştırarak herhangi bir alanda yaratıcılığı harekete geçirmek için tasarlanmış bir sistem olan Scamper tekniğini kullanmaktır. İnsanlar bu tekniği 20. yüzyılın ortalarından beri kişisel ve profesyonel yaşamlarında kullanıyorlar. Alex Osborne'un ünlü beyin fırtınası tekniklerinden ilham alan Scamper, Bob Eberle'nin Games for Imagination Development adlı kitabına dayanmaktadır. Ve Scamper tekniği, Tinker Toys yazarı Michael Michalko'nun buluşudur. Yazar ve yaratıcı düşünme uzmanı Michael, bu tekniği özetlemek için kullandığı bir sözünde, "Olaylara bakış açınızı değiştirirseniz, baktığınız şeyler de değişecektir." demiştir. Peki Scamper tekniği nasıl çalışır? Scamper şu anlama gelen bir kısaltmadır. Substitute, yerine kullanmak, combine, birleştirmek, adapt, adapte etmek, modify or magnify or minify, değiştirmek veya büyütmek veya küçültmek, put to another use, başka bir kullanım eklemek, eliminate, elemek ve reverse, tersine kullanmaktır. Süreç ister ürün, ister hizmet, teklif veya sorun olsun, herhangi bir fikre bu teknik uygulanabilir. Bu tekniği etkili kullanabilmek için her bir kelime için sırayla sorular sormanız ve fikrinize nasıl yeni bir boyut eklediğini görmeniz yeterli olacaktır. Örneğin hangi parçaları değiştirebiliriz, hangi özellikleri birleştirebiliriz, onları herhangi bir şekilde uyarlayabilir miyiz, formatı değiştirsek ne olur, hangi kullanımları hesaba katmıyoruz, fazladan elimine edebileceğimiz bir şey var mı ve yeniden yapılandırırsak fikir nasıl görünürdü gibi sorular çeşitli durumlara uygulanabilir. Ancak tıpkı cevaplar gibi eldeki duruma göre ayrıntılandırmaları gerekir. Bununla beraber karmaşık pazarlama teknikleri dünyasına iniyoruz. Bir sonraki projeksiyonunuzun taklit etmesini istediğiniz mevcut bir oyunu alın ve kendinize 7 soru sorun. Ve oyun için yeni fikirler üretmek adına bu sorunların ne olduğunu örnekleriyle incelemeye çalışalım. The beast can smell your fear. İlk konu başlığımız ikame, yani yerine kullanmadır. Buradaki soracağımız soru ise kendimize bu ürünün hangi parçası değiştirilebilir sorusunu sormaktır. Bu başlığın örnek durumuna bakacak olursak, bir oyunda karakterin oyun haritasında manuel olarak gezinmesi yerine hızlı seyahat sistemiyle, yani fast travel sistem ile oyun haritasında istediği bölgelere gidebilmesini sağlamak olarak düşünebilirsiniz. İkinci oyun başlığımız ise birleştirmektir. Buradaki soracağımız soru ise oyunda daha iyi bir şey yaratmak için hangi yönler birleştirilebilir sorusudur. Birleştirme başlığının örnek durumuna bakacak olursak burada Studio MD Hatcher'ın oluşturduğu Cuphead oyununu ele alabiliriz. Bu oyunda Run and Gun, yani koşma ve ateş etme seviyeleri birleştirilerek oyun, dövüş oyunu konseptinin dışına çıkartılmış ve tabi oyuna yepyeni bir boyut kazandırılmıştır. Üçüncü konu başlığımız ise adapte etmektir. Buradaki soracağımız soru ise bu oyun sisteminin modern hissettirmesi için neler eklenebilir sorusunu kendimize sormaktır. Bu başlığın örnek durumuna bakacak olursak, God of War, oyunun devam etmesini sağlamak için yükleme ekranlarını boşluklara sıkıştır olarak bilinen ara sahnelerin arkasına gizleyerek adapte ettiğini gösterebiliriz. Dördüncü konu başlığımız ise değiştirmek, büyütmek veya küçültmektir. Buradaki soracağımız soru ise örnek aldığımız oyunun hangi yönleri değiştirilebilir sorusudur. Bu başlığın örnek durumuna bakacak olursak, bir oyunda karakterin manuel geri izleme kamera bakış açısını, yani tek kamera açısını, oyuncuya daha iyi görüş açısı sağlamak için kameranın yüksekliğini ve mesafesini değiştirmek olarak tanımlayabiliriz. Beşinci konu başlığımız ise başka bir kullanım eklemektir. Buradaki soracağımız soru ise bu oyunun bir yönü farklı şekilde kullanılabilir mi sorusunu sormaktır.
Bu başlığın örnek turuna bakacak olursak Crash Bandicoot oyununda karakter düşmanları yenmek için döner. Ancak dönüşünü mermileri saptırmak için de kullanarak yeni ve başka bir kullanım eklenmiş olur. Altıncı konu başlığımız ise ortadan kaldırmaktır. Buradaki soracağımız soru ise oyunda neler kaldırılabilir ve basitleştirilebilir sorusudur. Bu başlığın örnek durumuna bakacak olursak da, örnek aldığımız oyundaki aşırı karmaşık kilit açma mekaniğini gizli bir anahtar veya tek düğme istemiyle değiştirerek ortadan kaldırmak olabilir. Yedinci ve son konu başlığımız ise tersini çevirmek, yeniden tasarlamak ve yeniden düzenlemektir. Buradaki soracağımız örnek soru ise, oyunun bir yönünü tersine çevirseniz ne olur sorusudur. Bu başlığın altındaki örnek olaya bakacak olursak, Bioshock'un efsanevi Virtual Kindly Remastered sürümü, oyuncuların özellikle ve özgür iradeye sahip olduğu fikrini tersine çevirmiştir. Scamper tekniği, iyi oyun tasarımının merkezinde yer alan soruları cevaplamanız için sizi cesaretlendiren etkili bir tekniktir. Sistemi iyi bir şekilde kullanmak için önce fikrin temel ilkelerini gözden geçirin ve onlar için mümkün olduğunca çok soru düşünün. Bu şekilde potansiyel olarak her birinin özelliklerini birleştirirken her ucağa hitap edebilirsiniz. Ardından tüm fikirlerinizi masaya yatırdığınızda bilgileri düzenleme ve sonuçları ölçme zamanı gelir. Bundan sonra içeriği analiz etmek, daha derine dalmak ve sonuçları eldeki davaya uygulanabilir olup olmadığına karar vermektir. Değilse keşfetmeye devam etmektir. Scamper tekniğinde sorgulamanın gücü çok önemlidir. Scamper tekniği ister bir ürün, hizmet, sorun veya fikir olsun fikirlerinizi inovasyona yönlendiren bir araçtır. Bu soruları sistematik olarak sorarak yaratıcı potansiyelinizi harekete geçiriyor ve birden fazla fikirden farklı unsurları birleştirme olasılığının kapılarını açıyorsunuz. Bu rehberli soruların gücüne bir örnek olarak çalıştığınız yerin ya da çalıştığınız alanın Scamper modelini kullanarak ürünlerinden birini geliştirmek istediğini hayal edin. Anahtar, mümkün olduğu kadar çok soru sormak ve tüm farklı varsayımsal durumları detaylandırmaya çalışmaktır. O zaman eski fikirlerden yeni fikirlerin çıktığını görmeye başlayacaksınız. Peki neden Scamper? Tekniğin çok yönlülüğü onu herhangi bir fikre ve herhangi bir alana uygulanabilir kılar. Sezgiseldir ve sizi daha yenilikçi fikirlere doğru bir düşünce yoluna sokmak için tasarlanmıştır. Uluslararası Yaratıcılık Çalışmaları Merkezi'nin kurucu ortağı ve Yaratıcı Eğitim Vakfı üyesi Amerikalı akademisyen Sidney Parnes, Scamper için gerçek yaratıcı üretkenlik için gerekli olan bilginin yaratıcı kullanımıdır demiştir. Scamper basit ve kolaydır. Bugün kullanmaya başlayabilirsiniz. Deneyin ve hemen farkı görmeye başlayacaksınız. Aslında gördüğünüz gibi Scamper tekniği çok basit ve etkilidir. Umarım bu videom çalışmalarınızda size bir yol gösterecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.